canlılardaki fedakarlık örneklerinden biriyle devam etmek istiyorum. Kazıcı yaban arısının yavruları için, larvaları için yaptığı bir yuva. Gerçekten Allah'ın çok büyük bir mucizesini şimdi anlatacağım inşallah size. Ben de yeni öğrendim, unuttuğum bir konuydu maşallah. Bu yaban arısı yavrusunun larvasını bırakmak için toprakta küçük bir çukur kazar. Fakat şimdi yaban arısından bahsediyoruz. İncecik ayaklarını zaten çok iyi biliyoruz. Çenesiyle kazar bu çukuru ve çıkardığı toprağı da arka ayaklarıyla geri atar. Fakat bu biriken küçük toprak parçası diğer böcekler için bir tehlike olacaktır. Yani kendisi için bir tehlike oluşturacaktır. Diğer böceklerin dikkatini çeker. O yüzden çenesinin altına çıkan bütün toprak parçalarını teker teker koyarak başka bir alana götürür. Başka bir alana götürür ve orada onu düzleştirerek dikkat çekilmemesini sağlar. Maşallah. Ve bir larvayı koyabileceği kadar ve kendisini sığabileceği kadar bir çukur oluşturduktan sonra bir de larva için koyacağı böceği, yani birazdan anlatacağım yakalayacağı böceği koyacak bir çocuk ve yiyecek odası hazırlar bu çukurun içerisinde. Şimdi çukuru kazdıktan sonra yapması gereken şey bir av bulmaktır. Bu avı larva çıktığı zaman yiyebilsin diye. Diğer böcekleri avlar, çekirge, tırtıl gibi böcekleri avlar. Fakat larvanın daha larvayı koyma aşaması gelmemiştir ve larva bir aşama toprağın altında bekleyecektir. O yüzden avını felç ederek, sadece sokarak felç eder ve yuvanın içine getirir, koyar. Yani öldürmez avını. Sonra larvayı bu avının üzerine bırakır. Şimdi yuvayı kapatması gerekiyor tekrar. Bu sefer girişi çok özenle toprakla ve çakıl taşlarıyla, çok dediğim gibi özenle, yani larvaya hiçbir zarar gelmeyecek şekilde girişi kapatır. Arada hatırlatalım, yine bir yaban arısı. Yaban arısından bahsediyoruz. Evet, yani maşallah. O incecik ayaklarıyla ve çenesiyle yapıyor bunların tamamını. Bunu yaptıktan sonra bir tane çakıl taşı bulur. Yine hiçbir bombe olmaması gerekiyor toprakta ki kimsenin dikkati çekilmesin. Bunu yaptıktan sonra bir çakıl taşını çekiç olarak kullanır. Diğer çakıl taşlarının üzerine çekiçle vurarak orayı iyicene düzleştirir. Ön ayaklarını tırmık gibi kullanır. Orayı tırmalayarak diğer topraktan hiçbir farkı olmamış gibi, maşallah, hiçbir farkı gerçekten yokmuş gibi maşallah orayı düzleştirerek larvayı maşallah içine bırakır. Şimdi yine dikkatini çekmemesi için bir güvenlik önlemi daha alır. Çevresine de küçük oyuklar yapar aynı şekilde bu çukurun. Eğer bir böcek buradaki hafif bombeyi fark ederse ona değil de diğer çukurlara gelsin diye. Şimdi bu yaban arısının büyük bir sabırla, gayretle ve özenle yaptığı bu yuvadan çıkacak larvayı yaban avısı bir daha hiçbir zaman görmez. Orada onu yemiyle birlikte bırakır ve o larva yetişkin bir hale gelene kadar hem yiyeceği olur o çukurun içinde, hem de sonra çok rahatlıkla yetişkin bir halde yeryüzüne geri çıkar. Maşallah. Hiç görmeyeceği bir yavrusu için yaptığı bu fedakarlık ancak Allah'ın ilhamıyla yapabileceği bir şeydir. Allah dilediği için olabilecek bir şeydir. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah.